Sıkı bir ekip kurmamız lazım yani. Akşam yemekte konuşalım bunları. Ekip işi önemli. Heh. İlk mailim gelmiş bile. Sevgili dostum Sinan. Bir gün el ele vereceğimizi ve büyük işlere imza atacağımızı daha arkadaşlığımızın ilk gününden biliyordum. Yalancı, nereden biliyordun? İçime doğmuştu oğlum. Ali, o pliseyi bir milim daha içeri alsana. Bu kadar acele etmeseydiniz daha önce çalışabilirdik aslında ama. Mecburdum Naci Bey. Düğün falan var herhalde. Düğün kadar önemli. Deniz'in bölüm başkanı Profesör Esin Tarakçı bir davet veriyor Büyükada'daki evinde. Deniz'le oraya gideceğiz. Oo, Deniz Bey'e de yeni bir takım dikseydik keşke. Söyledim ama istemedi. O pek sevmez resmi giyinmeyi, fark etmişsinizdir. Hayırlı olsun Leyla Hanım. Aramıza hoş geldin. Çok komik ya, yemeğe diye geldim, iş buldum. Bir saattir benim cebim mi çalıyor? Galiba. Allah Allah. Alo? Abi. Meriç sen misin? Benim. Abi telaşlanma ama. Ne oldu? Ayşe hastalandı, çok kusuyor. Ne? Biz hastanedeyiz, tetkikler yapılıyor. Hangi hastanede? Ana Cadde'deki hastanede. Tamam, ben hemen geliyorum. İyi, bekliyorum. Anne, anne beni bırakma. Anneciğim. Rüya görüyorsun kızım. Anne seni tamam. Çok özledim. Anne. Anne. Ayşe. Ağlama kızım. İstanbul'daki işi alan şirket Karahan İnşaat. Yani aile şirketiniz. Parayı da belediyeden sizin şirketi alıp Sinan Bey'in öbür şirketine verecek. Öyle mi? Evet. Aile şirketi tahsil edecek yani. Parayı bizim şirket aldı diyelim. Sinan'ın şirketine vermezse ne olur? Sinan Bey çok zor durumda kalabilir. Anladım. Ben onun üzülmesini istemiyorum. Ben anneni seviyorum Özgür. İnsan sevdiğini üzer mi? Seviyor musunuz? Evet. Ama... Ne aması? Seviyorum işte. Annen mutlu olsun istiyorum. Bunu hak etmiyor mu sence? Ben psikiyatr değilim. Ama şu halde bile hemen tanı koyabilirim size. Bu bence ayrılık anksiyetesi. Ne? Sinan Bey, eşinizden ayrılmışsınız. Ne olmuş? Kızınız annesinden, kardeşinden ayrılmaya dayanamamış demek ki. Depresyona girmesi çok normal. Depresyon mu? Ya bırakın Allah aşkına ya. Küçücük çocukta ne depresyonu? Ne yapıyorsun burada? Mesai yapıyorum. Doktorluktan balıkçılığa terfi ettim de. Öyle dolaşıyorum işte, ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Hiç insanlarla uğraşıyorum. Zor değil mi? Çok zor. Bu sene hamsi bulmuş diyorlar. Öyleymiş. Biz de yiyelim mi? Vaktin varsa tabii. Yiyelim. Sinan Bey'e bir zarf gelmiş ama İkbal Hanım. Davacı Aliye Karahan, davalı Sinan Karahan, davacı vekili Mevhibe Kaplan açtığı boşanma davasının ilk duruşması İstanbul 4. Aile Mahkemesi.
Hayrola, kötü bir şey yok inşallah. Geçsene içeri. Girelim bakalım oğlumuzun evine. Otursana. Çıkar mantığı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sevindim geldiğine. Meriç ile Ayşe nerede? Sen kahvaltı yaptın mı? İşte bir gol attım size. Kaç kaç olduk? Biz 2-1 öndeyiz Feyyaz abi. İyi vallahi. İki kişi birden oynuyorsunuz ama hala yenemediniz beni. Gol! Şimdi kaç aldık Özgür abi? 3-1, 3-1. Artık bitirseniz diyorum. Kahvaltı hazır neredeyse. Az kaldı ama. Özgür abinin ikimiz biz dayımı yeniyoruz Nusret teyze. Aferin size. Yardım edilecek bir şey var mı Nusret? Yo yo sağ ol. Ne gerek vardı Refiye Hanım pazar pazar zahmete girdiniz? Ne zahmeti, zevk benim için. Ama daha erken başlasaydım keşke. Acıkmıştır bizimkiler. Sesleri çıkmadığına göre keyifleri yerinde. Televizyonda futbol oynuyorlar. Feyyaz da çocuk olmuş çocuklarla. Futbol mu oynuyorlar? Ben de bayılıyorum ama oyuna. Ali, duruşma tarihi belli olmuş ha? Evet, Mevhibe Hanım'la konuştum dün. Ne diyor? Bir sorun çıkar mıymış? Bir şey söylemedi. Gideceğim, konuşacağız. Hadi hayırlısı. Sen kalbini ferah tut Ali'ye. Her şey yoluna girecek. Göreceksin bak. Sen üzme tatlıcım. Her şey yoluna girecek. Korkuyorum gene de. Korkma, yalnız değilsin. Hepimiz arkandayız biliyorsun. Biliyorum Hüsret, sağ ol. Hadi. Evet. Soğutmayalım börekleri. Hadi bakalım. Hadi. Pazar pazar ne işleri var dışarıda? Sabah gezmesi mi kusur kaldı? Burası İstanbul oğlum. Nasıl bırakıyorsun her şeyi? Sinan sen doğruyu söylemiyorsun bana. Yoksa? Sinan yoksa annesine mi verdin her şeyi? Olur mu öyle şey anne? Verir mi? Neredeler o zaman? Ayşe hastanede. Meriç de 10 yanında. Ne? Nesi var çocuğun? Merak etme, korkacak bir şey yok. Geçen gece çok kusmuş. Meriç de apar topar hastaneye gitti. Doktorlar bir şey bulamadı. Psikolojik deyip çıkmaya çalışıyor işin içinde. Nasıl psikolojik? Depresyon geçiriyormuş sözde. Küçücük çocuğun depresyonu mu olur? Ben bugün çıkaracağım onu hastaneden, merak etme. Bayılıyorum şu pazar kahvaltılarına ya. Ama böyle kalabalık olunca tadı çıkıyor. Ne güzel. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Bir dahaki sefer siz bize gelin ama. Ayrı gayrımız mı var doktor bey? Ne fark eder? Ha sizde ha bizde. Doğru. Ayrı gayrı yok artık. Değil mi Nusret? Deniz, nerede kaldı bu kız? Hangi kız? Nur. Ne Nur ya? Nur da mı gelecek? Ne demek Nur da mı gelecek? Niye gelmesin? Ne diye gelsin ya? Bir rahat huzur yok mu bana? Ne biçim konuşuyorsun abi sen sevgilinin hakkında? Ayıp diye bir şey var. Ne sevgilisi ya? Nur söylemedi mi? Neyi? Biz ayrıldık oğlum. Şımarıklığıyla, huysuzluklarıyla, kaprisleriyle hayatımızı mahvet. Sen daha kapan ayaklarına karının. Git yalvar. Kulacağı buydu işte. Ne? Yalan. Yuvasını ayakta tutmayı beceremedi. Evinin, ailesinin kıymetini bilemedi. Sonunda hasta etti çocuğu.
Memnun olsun şimdi. Bizim de hatalarımız vardı. Kabul et. Sen de çok üstüne gittin. Benim yani suçlu öyle mi? Ya ben öyle bir şey demedim. İkimizin de hataları vardı dedim. Ben anlayışlı davranmadım Aleyhile ama sen de çok üstüne gittin. Hala aklın başına gelmedi değilsin. Ne sen ne çocukların karının umrunda değilsiniz. Aliye Hanım İstanbul'a sefa sürmeye geldi, sefa. Anne lütfen. Tam her şeyi düzeltecek duruma gelmişim şimdi böyle konuşup da... Düzelteceksin öyle mi? Ha benim saf, saf, saf. Al buyur. Mahkemede düzeltirsin artık her şeyi. Bu ne? Sen daha evler tutasın. Daya döşe. Karın boşanma davası açmış, haberin yok. Alo Ali. Günaydın Sinan. Günaydın. Demek bu noktaya geldik sonunda. Sinan. Dava açtın ha? Boşanmak istiyorsun. Sinan bak dostça ayrılalım. Yok ya. Dostça ayrılalım öyle mi? Evet çocuklarımız var unutma. Çok duygulandım. Gözlerim yaşardı. Çocuklarını düşünen anneye bak. Sen çocuklarını birazcık düşünsenin yuvanı dağıtıp gitmezdin. Yuvamızı sen dağıttın Sinan. Ben hiçbir şey dağıtmadım. Sinirlerimi bozma benim. Bir hata yaptık diye nerelere getirdin meseleyi? Sen ne biçim bir kadınsın ya? Sinan düzgün konuş benimle. Böyle konuşacaksan da bir daha arama. Ben meraklı değilim seni aramaya. Bak Ali, seni uyarıyorum. Bu iş hiç kolay olmayacak. Ona göre bilesin. Ayşe'yi kaybettin, Arda'yı da kaybedeceksin. Beni tehdit mi ediyorsun? Vallahi yorumlamak sana kalmış. Beni bir daha arama Sinan. Bundan sonra ne derdin varsa avukatıma söylersin. Öyle mi? Ayşe hastanede. Haberin olsun. Ne? Ya, iki gündür yatıyor. Nesi var? Hangi hastanede? Artık avukatınla konuşacağıma göre söyle ona, o beni arasın. Mahkemede görüşürüz. Sinan. Sinan. Alo. Sinan. Ali. Ne oldu canım? Vicdansız olma. Kötülük bu yaptığı. Yapma bunu bana. Yapma. Ali canım. Anlat ne oldu? Anne ben hastaneye gidiyorum. Ayşe'yi alıp geleyim. Sen otur olur mu? Ben de geliyorum. Hiç gerek yok. Otur sen. Biz birazdan geliriz. Hayır ben de geleceğim. Ayşe'nin doktoruyla konuşmak istiyorum. Anne. İyi tamam çıkalım. Vallahi çok şaşırdım. Nur öyle bir konuşuyor ki ayrılmak bir yana, Duyan da bugün yarın evleneceksiniz sanırım. Daha nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. Ayrılalım dedim. Ayrıldık farkında mısın? Daha ne diyeyim? Benim için bitti bu iş galiba. Bir tarafın ayrılıp öbür tarafın devam etmesi imkansız. İyi de Deniz. Niye ya? Nedir gitme? Garip bir laf olacak ama ruhlarımız farklı kahraman. Benim hayattaki derdimle Nur'un hayattaki derdi hiç aynı değil. Çok mu önemli? Değil mi? Evet. Önemlidir herhalde. Bilmiyorum. Tabii bilmez. Senin hiçbir ilişkin 3 aydan uzun sürmedi ki. Bağlanacağım biri çıkmıyor karşıma. Ne yapayım? Zorla mı? Beni anlaman lazım o zaman. İyi de sizinkisi uzun sürmüştü. Yazık. Vallahi ben yine de üzüldüm. Arda yeneceksin beni bu gidişle. Ama sen de çok iyi oynuyorsun. Bu kadar vicdansızlık da olmaz artık. Bir baba bunu nasıl yapar ya? Aliye bulacağız kızım Ayşe'yi. Üzme kendini ne olur. Bulacağız tabii. Telefonum nerede benim? Meriç'i arayayım. Al canım.
Ah nasıl süzülmüş babaannesinin güzeli. Ne zaman geliyor bu doktora ya? Birazdan gelir dediler ama. Bir an önce gelsin de çıkıp gidelim şuradan. Ben çiçek gibi bakarım torunuma. Bir şey kalmaz. Ali'yi hemen kapatacaksın beni. Tek kelime etme. Abi. Ver şunu. Ver dedim. Ne yapıyorsun sen ya? Sen nasıl alırsın elimden telefonumu? Çalarken kapattı. Çınar yanında demek. Bundan böyle Ali ile konuşmak yok. Kesinlikle bitti, anladın mı? Abi. Konuşmayacaksın dedim o kadar. Ama... Bak Meriç, anlaşalım. İstanbul'da kalmak istiyorsan bir daha Ali ile konuştuğunu duymayacağım. Eğer öğrenirsen... Geldiğin yere geri dönersin. Öyle mi? Öyle. Boşanma davası açmış hanımefendi. Mahkemede görüşürüz artık. İyi de... İyi de ne? Yok bir şey. Telefonumu alabilir miyim? Nesi var? Ne olabilir sence dayı? Bilmiyorum ki kızım. Ama Sinan yalan söylüyor da olabilir seni üzmek için. Bir de böyle düşün. Ya doğru söylüyorsa? Ya Ayşe gerçekten hastanedeyse? Evet. Hangi hastanede olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Oturup tek tek arayacağız. Daha kolay bir yol bulsak Feyyaz. Hastanelerden hemen bilgi alabilecek miyiz? Başka çare yok. Deniz yardım eder belki. Ali'ye Deniz'in tanıdıkları çoktur. Onu bir arasak mı ne dersin? Öğrenir belki Ayşe'nin nerede olduğunu ha? Tamam, anladım. Bitmişse bitmiştir. Yapacak bir şey yok. Bir şey soracağım ama bana doğruyu söyleyeceksin. Hayatında başka biri mi var? Ali. Ama da gelmez doktormuş ya. Saat kaç oldu? Meriç, hemşireyi çağıralım da çıkarsın şu salonu gidelim. Abi olur mu öyle şey doktor tamam demeden? Bir şey yok demediler mi zaten kızım? Lütfen biraz sakin olsana sen. Biraz daha bekleyelim Sinan, doktorla bir konuşalım. Tahlillerin sonuçları da belli olmuştur. Baktık gelmiyorlarsa gideriz oğlum, başka hastaneye yatırırız. Daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Sabırlı ol biraz canım. Köydekileri ben ararım. Siz Üsküdar'la Boğaz Hattı'nı arayın. Açın tamam. Evde yoklar herhalde. Allah Allah. Yazdın değil mi adını? Ayşe Karahan. 6 yaşında. Babasının adı Sinan Karahan. Tamam eyvallah sağ ol. İlk etapta arayacağımız 20 tane hastane var Feyyaz abi. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Merhaba. Merhaba Nur, ne haber? İyi. Nerede bizim huysuz prens? Gelmedi mi daha? Huysuz prens ha? Nereden çıktı buraya? Coşkun'la atıştık ya geçenlerde. Huysuz prens dedi Deniz için. Bu kadar doğru bir isim olur dedi. Nerede? Buradaydı. Şimdi gitti. Nereye gitti? Bir arkadaşı aradı. Çağırdı. O da gitti. Kimmiş bu arkadaşın? Tanımazsın dedi. Adını söylemedi mi? Ali'ye mi yine? Öyle bir şey galiba. Ali'ye mi? Tanıyor musun? Böyle bir hastanız yok öyle mi? Tamam teşekkür ederim. Bunu da kilitleyelim. Ayşe Karahan. Bir bakarsanız sevinirim. Evet. Alo. Ayşe Karahan. Merhaba. Deniz neredesin sen? Ya dışarıdayım. Onu biliyorum. Neredesin? Ya dışarıdayım dedim. Tamam bekliyorum. Bak önemli bir telefon bekliyorum. Rica etsem kapatır mısın? Bu kadar önemli olan şey ne? Öğrenebilir miyim? Daha sonra konuşuruz lütfen. Telefonu meşgul etme şimdi. Nereden çıktı bu Ali'ye Deniz? Ne oluyor? Ya Nur, bak kapatıyorum ha. Tamam, teşekkür ederim. Senin de pazar keyfini berbat ettik Deniz. İstersen biz aramaya devam edelim, sen işine... Benim bir işim yok Ali. Arkadaşının yaptığına bakar mısın? Terzinin yanında çalışan bir kadın için böyle güzel bir sabahı mahvediyor. Alo. Ha Tamer, alo. Buldun mu? Eminsin değil mi? Bulmuşlar mı? Ayşe Karahan. Doğru.
6 yaşında. Süpersin Tamer. Çok sağ ol. Bulduk. Nesi varmış? Öğreneceğiz. Hadi gidelim. Arda. Arda'yı düşünme. Ben meşgul olurum. Sağ ol. Hadi. Tamam. Bana da olamaz gibi geldik başta. Ama olabiliyor işte. Çocuk depresyonu diye bir şey var. Sen bari saçma sapan konuşma Meriç ya. Ayşe sarsıldı tabii annesi gitti diye ama geçer. Çocuk bu, unutur. Abi biliyorum bana kızıyorsun ama yine çenemi tutamıyorum. Ya üf Meriç, yordun beni ya. İyi de böyle yaparak Ayşe'ye haksızlık etmiyor musun? Ne yapıyorum ya? Tamam anladık. Çok istiyorsun madem bir psikoloğa gösteririz. Oldu mu gönlün? Ben onu demiyorum ki. Ya ne diyorsun? Annesiyle konuşmak çocuğun hakkı değil mi? Niye konuşturmuyorsun? Meriç bu konuyu kapat. Ayşe'nin annesi yok artık. Aliya'nın boşanma davası açtığına göre çocuğunu kaybetmeyi de göze almış demektir. Ama... Sinan Karahan'ın odası neresi? İkinci kat. Sağ olun. Teşekkürler. Şu doktoru alıp kızımı gideceğim buradan. Sinan. Ne işin var burada? Ne demek ne işin var? Kızımı görmeye geldim. Öyle mi? Mahkemeden sonra görürüz. Tabii başarabilirsen. Ne demek istiyorsun? Bu benim kızım. Sinan lütfen Ayşe'yi görmek istiyorum. Boşuna uğraşma, göstermeyeceğim sana kızımı. Sinan ne olur bu kadar vicdansız olma. Kızımı görmek hakkım benim. Hakkın öyle mi? Sen kızını bırakıp gittin Ali'ye. Daha ne hakkından bahsediyorsun ki bana? Ne hakkı? Ben kızımı bırakıp gitmedim. Sen zorla elimden aldın. Ne yapacaktım? Sana mı bırakacaktım? Olursun Sinan. Ayşe'nin bana ihtiyacı var. Yalvarırım bırak göreyim. Onun sana hiç ihtiyacı yok Ali. Sinan oğlum yapma böyle. Bırak görsün kızım. Sen bu işe karışma Feyyaz Bey. Fazlasıyla karıştın zaten. Her şeyi dönülmez bir noktaya getiriyorsun Sinan. Yazık olur bak. O noktayı Ali'ye çoktan getirdi. Madem davayı açtı sonuçlarına da katlanacak Ali abi. Sinan, ne olur de. Anne. Bak yalvarıyorum sana. Bir kerecik göreyim kızımı. Hadi git. Abi lütfen. Sen karışma Meriç. Anne. 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 Ayşe. Anne geldim. Ayşe. Ayşe kızım. Yavrum. Ben geldim. Anne. Yavrum. Anne. Aç kapıyı. Anne. Aç kapıyı. Anne. Bırak beni tamam, anne. Geldim. Kızım buradayım. Korkma. Anne. Bırak beni anne. Kıstırma anne. Geçim. Yavrum. Anne. Vicdanın yok mu senin? Sen kim oluyorsun ya? Sana mı soracağım ne yapacağım? Sen kimsin? Boş ver dediniz bırak. Burada neler olduğunu öğrenebilir miyim? Anne! Anne lütfen, isterim bırak ya. Beni. Çok affedersiniz ama burası bir hastane. Böyle gürültü yapamazsınız. Başka hastaları da rahatsız ediyorsunuz. Hadi anne gidelim biz. Ayşe içerideyi gel nasıl yedin? Rica ederim lütfen yapma. Tamam Yumuşak, haklısınız, özür dileriz. Ali hadi canım. Buraya adım atıncaya kadar içimde hep bir şüphe vardı Sinan. Hep ya yanılıyorsam diyordum. Ya yanılıyorsam, Sinan sandığım gibi değilse. Maalesef yanılmamışım. Sen de vicdanın zerresi bile yokmuş. Sen mi vicdandan bahsediyorsun? Sen gitmedin mi evini bırakıp İstanbul'da? Seninle geçirdiğim yıllara lanet ediyorum şimdi. Niye? Gidelim de. Yazık ettin sen. Çok yazık ettin. İnanamıyorum abi. Thank you.
böyle bir adamla nasıl aynı yastığa baş koydum böyle? Nasıl yaptım? Yok ya, sen hadi toparlan. Nasıl kocam? Nasıl sevdim? Nasıl? Ameliyatlık bir şey yokmuş, korkma. Nasıl varmış peki? Şiddetli kusma ve bağırsak bozukluğu. Psikolojik olduğunu düşünüyorum. Ben onu bıraktım diye mi olmuş? Sen onu bırakmadın, böyle düşünme. Hadi gidelim. Uzun bir süre uyuyacağım. Kalktığında biraz iştahsızlık görülebilir. Teşekkür ederiz doktor bey. İşlemleri yapın da çıkaralım. Peki. Madem ısrar ediyorsunuz çıkaralım. Ama mutlaka bir psikiyatrın görmesi lazım. Tamam tamam, göstereceğiz. Ben işlemleri yaptırayım. Aşağıda görüşürüz. Tabii. İyi günler doktor bey. Size de. Alo. Merhaba. Seni daha sonra arayayım mı? Şu an müsait değilim. Tamam. Görüşürüz. Neye bakıyorsunuz? Ali'ye değildi, merak etmeyin. İyi. Bir de utanmadan arasaydı bari. Kimdi arayan? Anne, siz Ayşe'yi giydirin. Ben de işlemleri yapayım. Bir an önce çıkıp gidelim buradan. Bu halde mi gideceğiz Sinan'a? Üzülüyorsun tabii ama bir çaresini bulacağız. Sinan'ın yaptığını yanına bırakmayız. Dur. Dur, ne olur dur. Ne oldu? Dur! Bir dakika, arkadan gelen var. Aliye. Aliye, ne yapıyorsun? Aliye, ne yapıyorsun kızım? Babalık olur mu abla? Böyle kocalık olur mu? Al kızını defol evimden dedi. Bizi sokağa attı. Vay yavrum. Vay Gülizar'ım benim. Gene sarhoştu değil mi? Ağlama kızım. Üzme kendini. Senin kocan oldu mu olası böyle deliydi be? Abim Giller Çorlu'ya gitmiş. Evde yoklar. Kaldık ortada kış günü. Sana sığındım abla. Sığınmak ne demek Gülizar? Sen benim kardeşimsin. Başımın tacısın.
Üzme kendini. Bak, sen ağladıkça İlkay da üzülüyor. Yapma böyle be. Sen de el evinde barınıyorsun, biliyorum. Bu gece gidecek yerim olsa seni hiç rahatsız etmezdim. Ama yok, yok, ne yapayım? Gülizar, tamam kızım Beyer, yeter. Gözünü seveyim abla. Sen hiç olmazsa bu yavrucağı idare et bu gece. Hiç sesini çıkarmaz. O öyle oturur senin odanda. Ben giderim birazdan. Nereye gidermişsin? Bakarım başımın çaresine Beyer. Hiçbir yere göndermem seni. Otur oturduğun yerde. İkbal Hanım İstanbul'a gitti oğluna. Bir hafta kalacağım dedi. Siz birkaç gün kalın burada, sonra düşünürüz bir şeyler. Sahi mi söylüyorsun abla, sağ ol. Ah kafama. Rahmetli babam demişti. Kızım bir meslek sahibi ol. Eline ekmeğini al. Koca kaçmıyor. Nasıl olsa evlenirsin diye. Şimdiki aklım olsaydı. Ah be abi, ne yapalım. Olmuş artık. Bu da sana ders olsun. Ne yap yap, kızını okut. Sonra ileride kocasına muhtaç olmaz. Göğsünü gere gere otursun evinde. Burada kalbimiz var. Sol tarafta. Burada akciğerlerimiz var, vücudumuzun ön tarafında. Burada mı? Hı hı, orada. Siz Deniz abiyle nereye gittiniz anne? Bir arkadaşımız hastalanmış oğlum, onu görmeye gittik. Bizim fırının taze simitleri bunlar. Gel, gel, simide gel. Hadi yumularda. Kimdi o yanlarındaki herif? Hangi herif? Vardı ya yanlarında bir adam. Deniz midir nedir? Ben nereden bileyim? Feyyaz abinin arkadaşı herhalde. Adam gençti. Feyyaz'ın arkadaşı olamaz. O zaman Aliye'nin arkadaşıdır. O teyzesinin kuzusu. Bak ne güzel. Gel. Gülizar al çayını kızım. Nasıl da büyümüş benim kınalı kuzum. Güzelim. Sen teyzeni özledin mi? Özledim. İçti mi gözü dünyayı görmüyor. Çocuğuna da acımıyor. İlk işi bizi dövüp sokağa atmak. Bu kaçıncı? Canımdan bezdim artık. Böyle olmayacak. Benim de çalışmam lazım. Böyle bir yerde bana bulsak ha? Dur bakalım. Allah büyüktür. Bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Sağa sola haber salar bakarız. İnşallah da çıkar bir şey. İnşallah. Zeliş nasıl abla? Nasıl olsun yavrum? El evinde sığıntı işte. Gerçi Allah için. Nermin öğretmen kızı gibi bakar Zeliş'e. Görebiliyor musun? İkbal Hanım olmayınca geliverir arada beni görmeye. Çok mu aksi kadın bu İkbal Hanım? Öyle diyorlar. Her insan aslında iyidir be ya. Ama İkbal Hanım ne bileyim. İyidir ama. İnsan çocuklarının mutlu olmasını ister değil mi? Yok. İlla huzurlarını kaçıracak. Herkesin derdi bir türlü. Hala uyuyor yavrum. Ah Sinan, ah! Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İyi ki baban görmedi bu hallerini. Ne varmış halimde? Vaktinde öldü de biricik oğlunun iki paralık kadının ayağında süründüğünü. Sen bana rahat huzur vermeyeceksin değil mi anne? İlle diline zehirleyeceksin. Kafaya koydun. Buraya da yetiştin sonunda, bravo. Özür dilerim beyefendi. O tatlı huzurunuzu kaçırdım, affedersiniz. Anne. Sadece senin iyiliğini düşünen anneni bu yeni kaşanende istemediğini bilseydim adım mı atmazdım. Anne saçmalama ya, otur yerine. Huzurlu sarayınız hayırlı olsun Sinan Bey. Güle güle otur. Rıza neredesin? Gel al beni çabuk. Çabuk dedim. Anne lütfen. Dur ya, bu saatte nereye gidiyorsun? Bir saniye bile duracak değilim senin evinde. Ya ne olur biraz anlayışlı olsan. Sinirlerim çok bozuk, görüyorsun. Benim sinirlerim sağlam. Hasta ettiniz. İkiniz bitirdiniz. Anne. Evinizi de hayatınızı da alın başınıza çalın. Koyayım mı sana? Ben doydum. Oo, ne kadarcık yedin? Abla. Yok bir şey.
kaldı Nasibe. Bir saattir zili çalıyorum. Hoş geldiniz İkbal Hanım. Al şunu. Sinirim tepemde zaten. Oo, maşallah. Yemekler, içmekler. Ben yokken parti mi veriyorsun evde Hasibe? Kim bunlar? En küçük kız kardeşim de kızıdır be. Sarhoş kocası evden atmış. Bu gece gidecek yerleri yoktu, bana geldiler. Sen de ziyafet sofrası hazırladın öyle mi? Burası imarethane mi? Her evinden kovulan akraban buraya mı gelecek Hasibe? Kalk kızım. Elisa. Senin de huzurunu kaçırdık abla. Kusura bakma. Biz gidelim. Nereye gidersiniz be ya? Meriç. Aliye. Ağlama ne olur. Aliye çok üzgünüm. Ben de. Seni sık sık arayamazsam kusura bakma ne olur. Meriç, Ayşe'nin nesi var? Bir şey yok. Sadece seni istiyorum. Alacağım kızımı Meriç. Alacağım. Sanırdım İkbal Hanım. Ama iyilik sadece yetiştirme yurdunun damını aktarmak değil. Ne demek bu Hasibe? Ben iyi bir insan değil mi? Tanrı misafirini evden kovmak ne kadar iyilikse siz düşünün artık. Yedikleri iki kap yemekti. Keserdiniz maaşımdan, olur biter. Neyse. Yine de aklınızı helal edin. Çok ekmeğinizi yedim. Nankörlük edemem. Saçmalama Hasibe. Nereden çıktı bu gitmeler böyle? Kızımı kovdunuz. Sineye çektim İkbal Hanım. Sinan Bey rica etmese dönmezdim. Döndüysem de üstümde hakkınız var diye döndüm. Ama şuncacık kızanın hali dokunmadıysa size. Ekmeğinizi yiyemem artık. Boğazımdan geçmez. Hadi kalın sağlıcakla. Hasibe dur, dur. Ben yanlış anladım. Kimsenin gitmesine lüzum yok. Ben o kadar fena bir insan mıyım? Aşk olsun. Bu saatte yavrucuğu da annesini de sokağa atmam ben. Geçin içeri hadi. Yok İkbal Hanım. Benim bu evde durduğum yeter. Nereye gideceksiniz bu saatte kadın başınıza? Hadi Gülizar hadi. Hasibe. Rica ederim. Sinirlerim çok bozuldu. Ondan öyle ağzıma geldiği gibi konuştum. Yoksa ben o kadar fena bir insan değilim. Nasıl yani? Duruşmadan sonra alamayacak mıyım kızımı yanıma? Maalesef Aliye'cim. Mahkeme ilk duruşmada büyük ihtimalle tedbirli görüşme izni verecek. Ne demek bu? Velayet davaları uzun sürer Deniz. Hele taraflar anlaşamıyorlarsa. Abla tarafları marafları bir kenara bırak da bize bir anlat şimdi. İlk duruşmada ne olacak? Önce kimlik tespitidir, şudur budur. Onlar halledilecek. Sonra biz anlaştık şu şu şartlarda boşanıyoruz denmediği için dava devam edecek. Varsa tanıklar dinlenecek. Sonra da hakim muhtemelen davayı ileri bir tarihe atacak. Ama bu arada anne babaların çocukları görmeleri için bir gün ve belli saatler tespit edecek. Allah Allah, nasıl iş bu ya?
Aliye'nin kızı psikolojik olarak kötü bir durumda. Annesine ihtiyacı var. Deniz'ciğim, ben olacakları söylüyorum. Tamam, biz talepte bulunuruz. Ama mahkemenin dikkate alacağını sanmıyorum. Ben kızımı göremeyecek miyim? Göreceksin elbette. Tabii eşin sorun çıkarmazsa. Nasıl sorun? Bakın, velayet davası sonuçlanana kadar çocuklar kimin yanındaysa orada kalır. Ayşe babasında kalacak yani. Evet, ama mahkeme sana bir tarih verecek Ayşe'yi görmen için. Ne bileyim, mesela her cumartesi sabah 9'dan akşam 5'e kadar diye. Aynı şey Sinan için de geçerli. Tabii. Olamaz, çünkü Sinan Arda'yı götürür bir daha da getirmez. Ayşe'yi de bana göstermez. O kadar kolay değil Aliye. Mahkeme kararına uymamak suçtur. Sinan aldırmaz ki buna. Dikkatli olmakta fayda var tabii Aliye. Ama şimdiden böyle şeyler düşünme, dur bakalım. Ön tanı olarak pankreas başı kanseri diye düşünmüştüm. MRCP'sinde pankreas tamamen normal. Koledok alt ucunda 7 milimetrelik taş görünüyor. Hafif ikleri ve batımda ağrısı var hocam. Enzimleri de bozuktu. HRCP'sini planlayalım. Hem teyit olur hem aynı seansta taşı almış oluruz. Ben de öyle düşünmüştüm hocam. Ne yapıyor bizim huysuz prens? Hocam siz de mi ya? Coşkun taktı bir isim, herkesin ağzında. Ben Nur'dan duydum, vallahi hoşuma gitti. Aradım geçen gün benim davet için, mırın kırın etti. Ama gelir herhalde. Sanmam. Hala kırgın mı bana? Kırgın da Deniz ondan değil diyor. Coşkun gelmiyor ki canım. Bilmiyor mu? Yok. Coşkun da değil. Nur yüzünden galiba. Ne demek Nur yüzünden? Ayrılmışlar hocam. Ne? Ama Nur bana bir şey söylemedi. Garip olan da bu zaten. Nur bir türlü kabul etmiyormuş ayrıldıklarını. Öyle saçma şey olur mu kahraman? Ne demek kabul etmiyormuş? Vallahi Deniz öyle söylüyor. Merhaba. Merhaba. Merhaba Nur. Sohbet var galiba. Ben de katılayım mı? Yok canım, işten konuşuyorduk. Dediğim gibi kahraman. Koledokların çoğu ultrasonda görünmez. MR ve MRCP'sini mutlaka görmemiz gerek. Tamam hocam, sağ ol. Sen de sağ ol. Nur, çok neşelisin bakıyorum. Gören de bu gece nöbetçi olduğuna inanmaz. Neşeliyim tabii. Sizin davete az kaldı. Bugün son provaya gidiyorum. Elbise diktiriyorum ya Deniz'in terzisine. Deniz geliyor mu peki? Pek gelecek gibi gelmedi bana. Ben ikna edeceğim. Merak etmeyin. Ah be Kadir'cim, sitem etme ya. Arayamadık, bulamadık bir fırsatını. Hep aklımdasın. Kusura bakma artık. Çıkarız bir akşam. Sen nereye istersen. Rakı balık. Uygunsan yarın. Mücahit Bey, Neslihan Hanım sizi görmek istiyor. Meşgul olduğunuzu söyledim ama konuşmamız lazım. Ben seni sonra arayayım mı? Eyvallah, eyvallah. Görüşürüz. Tamam kızım, sen git işine bak. Hayırdır Neslihan? Bir şey mi oldu? Ne konuşacağız? Günlerdir telefonlarıma çıkmıyorsun. Sekreterine yok dedirtiyorsun. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Peki otur bakalım. Aliye'ye yine izin verdiniz herhalde Naci Bey. Hı hı. İyi valla. Bir mahsuru mu var Süheyla? Yo, estağfurullah. O zaman artık ağzını açmasan iyi olur. Çok özür dilerim Naci Bey, geç kaldım. Ziyanı yok Aliye. Ne yaptın, konuştun mu avukatla? Evet. Ne dedi? İlk duruşmada kızımı alacağım sanıyordum ama öyle olmuyormuş. Yapma ya, üzüldüm bak hay Allah. Ne yapalım, sabırlı olacağız. Selin geliyor mu provaya? Gelemiyormuş, telefon etti. Ama şu doktor kadın geliyor, Nur Hanım. Sen onun elbisesini bir hazırlayıver ha? Tabii. Kendi kendine anlamanı bekledim.
Bu iş bitti. Yani telefonlarına cevap vermiyorsam, seni aramıyorsam sebebi budur değil mi? Artık seninle bir ilişkimiz kalmadı. Yani bu kadar basit öyle mi? Sen kendi kendine kararını verdin. Bana bir açıklama gereği bile duymadın. Hayatından çıkarıp attın. İnanamıyorum Mücahit, bu kadar mı değersizim senin için? Paraya mı ihtiyacın var? Kiranı ödedin mi bu ay? Sen ne diyorsun ya? Buraya dilenmeye mi geldim ben? Ne biçim konuşuyorsun benimle? Bağırma! Burası iş yerim, kendine gel. Biz insaniyetimizden soruyoruz. Varsa bir ihtiyacın karşılarız bu ay. Ama bu son olur. Kendi başının çaresine bakacaksın artık. Kocaman kızsın değil mi? Ailen de para gönderiyor, lüksü bırakacaksın. Öteki öğrenciler nasıl yaşıyorsa sen de öyle. Hayvansın sen. Seni nasıl adam yerine koydum. Yanında oldum, her istediğini yaptım. Kendimden tiksiniyorum. Bitti mi? Hadi. Naş kızım, hadi. Naş, hadi. Kusura bakma artık, benden bu kadar. Evet, gerçekten çok etkileyici. Yalnız ikinci giriş bana biraz dar göründü. Projeye itiraz etmek istemem ama bak otoparka açılan. Sinan, sen beni dinlemiyorsun. Ha? Ne dedin? İkinci giriş dedim. Evet, ne olmuş? Ya affedersin, daldım biraz. Sinan, bir sorun mu var? Yok, bir şey yok. Bak, bazı şeyleri biliyorum ben. Ne gibi? Karın seni terk etmiş, duydum. Nereden duydun? Unuttun galiba, annem hala Edirne'de yaşıyor. Tabii, kuş uçsa haberin olur. Sinan, biz seninle çok eski arkadaşız değil mi? Öyle. Ben yakınındayım, yanındayım, unutma. Elimden gelen bir şey olursa yapmaya hazırım. Eminim. Sağ ol. Hemen o gün çıkarmış babası hastaneden. Eve götürüyorum demiş. Ne vicdansız adam ya. Nasıl öğrendiniz peki? Deniz'in sayesinde, sağ olsun. Doktor arkadaşıymış, o söylemiş. Merak edilecek bir şey yok. Ama muhakkak bir psikiyatra gitmesi lazım çocuğun demiş. Babası götürür inşallah. İnşallah. Akşama bir şey yapayım diyorum Ali'ye. Şöyle güzel bir yemek mi artık ne olursa. Morali çok bozuk. Bize yemeğe gelin bu akşam. Olurum canım, her akşam. Gerçi bana kalsa çıkmam sizin evden ya. Çıkma. Ya da sen bize gel diyeceğim ama ben bir de çekyatta yatıyorum biliyorsun. Gerçi çekyat geniş, adı üstünde. Çekiyorsun, iki kişilik oluyor. Reyaz. İyi de Nusret, nereye kadar böyle devam edeceğiz? Liseli aşıklar gibi şuraya bak, orada burada. Çevremize bir bak. Yaş ortalamasını yükseltiyoruz. Benim bir şikayetim yok. Benim var. Gören olacak Feyyaz, yapma. Görsünler, ne var yani? Nişanlın değil misin? Nişanlın mı? Ne diyeyim peki, karım olmadığına göre henüz? Bir arkadaşımız sizi tekneyle götüreyim dedi ama bu mevsimde katiyen bilmem. Tekne mi? Hı. Esin Hoca Büyükada'daki yazlık evinde davet veriyor. Öyle mi? Geç saatte nasıl döneceksiniz adadan? Gece kalacaksınız herhalde. E tabii. Hatta gitmişken birkaç gün kalalım diyoruz. Çok güzel bir otel var Büyükada'da. Tepede, denize hakim, muhteşem bir yer. Bildiğim kadarıyla kışın kapalı orası. Yo. Geçen kış kalmıştık Deniz'le. Ah tabii ya. Heybeli'de kalmıştık biz. Doğru, haklısınız. Neyse, biz de Heybeli'deki otelde kalırız. Deniz Bey müsait tabii, istifa ettiğine göre. Evet. Ne yapacak? Bir özel hastaneye mi geçecek? Aslında daha ne yapacağına karar vermiş değil Naci Bey. Özel hastanelerden çok teklif var ama Viyana'ya gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyor. Biraz çabuk olur musunuz lütfen? Bitti benim işim.
Bunca sene sonra daha romantik bir ortam düşünmüşsündür herhalde. Ne bileyim, güzel bir masa, mumlar, şarap, barat, değil mi? Ama Feyyaz. Aslında ben öyle hayal ediyordum. Neyi hayal ediyordun? Önce bir yemeğe çıkarız diyordum. Şöyle şık bir yer, müzikli falan. Sen yine o güzel elbiseni giymişsin. Sana ufak bir hediye almışım mesela. Hiç beklemediğim bir anda sana benimle evlenir misin diyor. Ama hayat böyle işte. Planlar hiç tutmaz. En azından benimkiler tutmadı. Şık bir restoranda söyleyeceklerimi şimdi böyle genç işi bir kafede söylüyorum. Feyyaz. Kaç gündür bunu düşünüyorum Hüsnü. Ne yapayım? Söylüyorum işte. Evlenelim mi? İyi de biraz acele değil mi? Seni elimden kaçırırım diye korkuyorum. Öyle tatlısın ki, öyle huzur veriyorsun ki insana, öyle mutlu ediyorsun ki. Ben çok kadın tanıdım hayatımda. Tahmin ederim. Ama yemin ediyorum senin gibisini tanımadım. Bunları kaç kadına söyledin peki? Hiç kimseye söylemedim. Yalancı. Vallahi söylemedim. Başka şeyler söylerdim ben gençliğimde. Ne gibi? Klişe şeyler, hep aynı. Gözlerim deniz gibi, insan kayboluyor falan. Türk filmi lafları. Sende bir şey var mı Sürü? İnsanda iyi duygular uyandırıyorsun. İyi şeyler, güzel şeyler düşündürüyorsun. Bu bana ilk defa oldu. Nasıl şeyler düşünüyorsun? Ne bileyim, iyi şeyler işte. İyilik gibi, sıcaklık gibi, ev, aile, öyle şeyler. Feyyaz, rezil olduk. Rezil olmadık, örnek olduk. Şunlara bak, bir de genç olacak. Bu nasıl? Fuşya. Pul işi düşün üstünde. Göğüs kısmında mı? İyi olmaz mı? Olur. Ben çıkıyorum Naci Bey. Bir şey var mıydı? Yok canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Süheyla. Sana da. Nur Hanım'ın mantosunu füme gabardin mi yapalım Ali'ye? Nasıl istiyorsa öyle yapalım Naci Bey. Hiç fikir yürütemeyeceğim onun için. Kadından hoşlanmadın değil mi? Yok ama sevdim de diyemem tabii. Haklısın, ben hiç hoşlanmadım. Sevmem böyle kibirli tipleri. Hayır anlamadım. Deniz Bey şeker gibi adam. Nasıl katlanıyor bu kadına? Neyse ben çıkıyorum hadi. Hadi sen de çık artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo. Merhaba Ali. Merhaba. Ya ben çıkıyor musun diyecektim. Birazdan çıkacağım. İyi, bekleyeyim mi seni? Hani bekliyorum, kapının önündeyim. Bir şey mi var? Yo, seni görmek istedim sadece. Birazdan iniyorum. Tamam, bekliyorum. Olur, görüşürüz. Hayrola Deniz Bey? Aa, merhaba Naci Bey. İyi günler. Nur Hanım bekliyorsanız çoktan gitti. Nur mu? Şahane bir elbise diktik ona. Çok beğeneceksiniz. Davetin en şık çifti olacaksınız. Nur Hanım Viyana'dan teklif aldığınızı söyledi. Çok sevindim. Sizler ülkemizin medarı iftarısınız. Bence gidin. Oralara da yazdırın adınızı. Ama dönün mutlaka, olur mu? Hepten bırakmayın bizi. Nur mu anlattı bunları size? Gidin gidin. Biz de iftar edelim sizinle. Ben sizi tuttum ama başka birini mi bekliyordunuz? Yok. Nur gitti demek. Öyle konuşmamıştık. Hay Allah. Siz gidin. İyi günler. İyi günler. Teyzemler mi gelecek dayı? Evet oğlum. Ne yemek yaptın, karnı bağır mı? Nereden biliyorsun sen karnı bağırı? Rıfış annenle bugün kış sebzelerini öğretti. Say bakayım. Karnı bağır, tereviz, ıspanak, pırasa. Bazı, havuç, turp, marul. Maruldan salata yapılır, o başka. Ayşe'den haber var mı? Meriç'le konuştum bugün, aynı dedi. Doktoru götürmüyorlar mı? Evet, birkaç doktor bulmuş. Sinan Bey hangisine karar verirse ona götüreceklermiş. Ama... Ne oldu? Sinan Ayşe'yi benimle konuşturmasını yasaklamış Meriç'e. İnanılır gibi değil. Ben artık her şeye inanırım Deniz. Kızımı bana göstermeyen adam her şeyi yapar. Neyse boş ver. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Her zamanki boş boş dolaşıyorum. Hadi bize gel yemeğe. Nusretler de gelecek. Ciddi misin? Çok sevinirim. Ha, bu arada benim bir işim var. Onu halledip gelelim. Olur, nasıl istersen.
Hadi seni eve bırakayım, sonra gelirim. Geç kalmam, merak etme. Tamam. Ha Ali, bir şey soracağım. Sor. Nur size mi geldi elbise dikmeye? Haberin yok mu? Hayır. Ya biliyorsun ben Nur'dan ayrıldım. İyi de bu beni ilgilendirmez ki Deniz. Ya onu görmüyorum bile, görmek de istemiyorum. Tamam, ne diyebilirim? Anlamıyor musun? Seni huzursuz etmek için geliyor. Niye beni huzursuz etmek istesin? Bana bak, neyin var senin? Kendi kendine gülüp duruyorsun. Ne oldu? Hiç, hiçbir şey olmadı. Nasıl bir şey olmadı? Nünü, ben kül yutmam. Hı? Hadi anlat. Feyyaz bugün bana evlenme teklif etti. Ne? Şşş, yavaş, Özgür duyacak. Demek evlenme teklif etti. Hani yere bakan yürek yakalmış doktor bey, görüyor musun? Söyle, sen ne dedin? Hemen evet demeseydin. Anneciğim ben geç gelebilirim, merak etmeyin, olur mu? Feyyazlara yemeğe gidiyoruz oğlum. Ben arkadaşlarla çıkacağım, başka zaman gelirim, selam söyleyin. Tamam tamam, söyleriz yavrum. Hadi git yavrum sen. Sen gençsin, eğlenmene bak hadi yavrum. Beni evden sepetlemeye ama meraklısın anne ya. Ay kafamı şişirme Özgür, yeter. Hadi bay bay. Hadi. İyi akşamlar. Sevgili her bayanlar. Ey Nur, çabuk bunu anlat. En başından kelime kelime. Tahlilleri de dosyaya ekleyelim. Tamam, merak etmeyin doktor hanım. Deniz, canım sürpriz yaptın ha. Affedersiniz, gelsene benimle. Sen ne yaptığını sanıyorsun Nur? Neyi ne yapıyorum? Nereden çıktı bu Esin Hoca'nın davetine birlikte gideceğimiz yalan? Elbise diktirmeler, Viyanalar, Miyanalar. Ya sen kafayı mı yedin? Deniz biraz sakin olsana. Coşkun'u haklı çıkartacaksın sonunda. Bu ne sinir ya? Nur, beni deli etme. Sen benim hakkımda nasıl konuşuyorsun orada burada ya? Sen ne hakla benim planlarımdan bahsedersin? Ali'ye denen o kadınla mı konuştun sen? Birlikte adaya gitmek nereden çıktı? Gideceğim dedim mi ben? Gitmeyeceğiz de demedim. Hem niye gitmeyelim? Ya ben bir yere gitmiyorum. Adaya, madaya hiçbir yere gitmiyorum. Gidersin, gidersin. Sana ayrıldığımızı nasıl anlatayım ben? Biz ayrılmadık mı? Ne konuştuk Deniz, söyler misin? Sen bir süre görüşmeyelim dedin. Ben de kabul ettim. İlişkimize bir süre ara verdik. Hepsi bu. Hepsi bu değil Nur. Ben kırılmanı istememiştim. Anlarsın sanmıştım. Ayrıldık Deniz. Evet. Ama bir süre için. Rakılarınız tek mi olsun duble mi hanımlar? Aman aman, benimki tek olsun. Aliye seninki? Benimki de tek olsun dayı. Deniz ne zaman gelecekmiş? Bir işi varmış, onu bitirince gelecekmiş. Refiye Hanım niye gelmedi Nusret? Biz gençmişiz Aliye, biz bize kalmalıymışız. Ha. Özgür? Biz yaşlıymışız Aliye, biz bize kalmalıymışız. Ah. Ben bakarım. Koş bakalım. Haberlere bakalım mı? Televizyonu açsana. Açalım. Mutlu akşamlar efendim. ATV Haber Merkezi'ne, haberin merkezine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, freni patlayan 40 ton mazot yüklü tır İstanbul'un Kartal ilçesinde faciaya ulaştı. Tanker, 17 otomobil, 2 otobüs ve 1 minibüse ezdi geçti. Tankerin çarptığı araçlar alev alınca da içinde bulunanlar çıkmaya fırsat bulamadı ve hayatını kaybetti. Faciada 9 kişi öldü, ikisi ağır, 20 kişi yaralandı. Cinayet, cinayet. Aman Arda görmesin Ali. Deniz abim geldi. Hoş geldin Deniz. Deniz'cim hoş geldin. Sen biraz içeride. Geç kalmadım inşallah. Ben seni çağıracağım, tamam? Tatlı getirdim size. İnşallah seversiniz. Sağ ol. Rakı mı? Tabii abi. Çok ihtiyacım var. Efendim.